Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçinin, emekçinin mücadelesinin günü, uzun çalışma saatlerinin, yoğun emeklerin, aileden evlattan uzak geçen günlerin, saatlerin, nasırlı ellerin mücadelesinin günü kutlu olsun. Tez zamanda da bayram olsun, bayram gibi kutlamak. Kutladığımız günler olsun diyelim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlayarak başlayalım. Para gündeme hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. Şimdi şöyle, alınan önlemler çok yoğun. Özellikle İstanbul'daysanız, hele sabah böyle işe gidecekseniz, emekçiyseniz, sabahın erken saatinden beri bir işe ulaşma mücadeleniz olabilir. Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. 1 Mayıs'ı Türk İş Bursa'da, Hak İş Kocaeli'de, Memur Sen Samsun'da, Türkiye Kamu Sense İzmir'de kutlayacak. CHP Taksim Meydanı'nın açılması için bir çağrı yapmıştı. Ama Taksim açılmadı ve bunun üzerine CHP Saraçhane'den Taksim'e bir yürüyüş yapacak. Acaba İstanbul'da son durum ne? Habertürk ekipleri sıcak noktalarda. Görüyorum Gizem Türemen sahada, Alihan Tok sahada, Elif Yavuz, Öznur Karslı Çetiner. Sabahın erken saatlerinden beri basın emekçisi arkadaşlarım, yine keza rejide arkadaşlarım sahadalar, çalışıyorlar. Önce bir Gizem'e gidelim. Gizem, bulunduğun noktadan bize bir anlat. Taksim'desin. Bize lütfen izlenimlerini, nasıl gittin, varabildin mi, yollar ne durumda, her şeyi dinlemek isteriz. Sendeyiz. Taksim 10 yıldır yapıldığı gibi bu yılda 1 Mayıs kutlamalarına açılmadı. Kutlamalar yasaklandı. Ancak sembolik bir grubun Taksim'e girmesine, Kazancı yokuşunda çelenk bırakmasına ve ardından da Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakmasına izin verildi. Emre Altun önce bir Hak İş'i getirsin ekranlarınıza. Hak İş Genel Başkanı ile beraberindeki heyet az önce Kazancı yokuşuna çelenklerini bıraktı, açıklamalarını yaptı, karanfillerini bıraktı ve şimdi de Cumhuriyet Anıtı önünde açıklama yapıyorlar, çelenk bırakıyorlar. Bu Hak İş'in hemen ardından Memur Sen gelecek ve saat 14'e kadar farklı sendikalardan, sivil toplum kuruluşlarından Taksim'e sembolik sayıda bir katılım olacak. Küçük bir program, çelenk bırakma programı olacak. Şimdi biraz etrafı gösterelim. Taksim uzun zamandır görmediğimiz kadar boş. Sadece polislerin olduğu bir nokta. Biz sabah erken saatlerde yola çıktığımız için, saat 3.30 civarında yola çıktığımız için kameramanımla beraber buraya gelirken bir zorluk yaşamadık ama 4.30 itibariyle karayolu, 5.30 itibariyle de artık hava yolu, düzeltiyorum, deniz yolu ulaşıma kapandı. Özellikle bulunduğumuz nokta Taksim'in çevresi, Talimhane, Saraçhane'den buraya girme noktaları, yani Taksim'e giren bütün yollar, Taksim'e çıkan bütün sokaklar ve caddeler ulaşıma kapatıldı. Bu şekilde demir bariyerler konuşlandırıldı ve Taksim'e giriş yapılmasına müsaade edilmiyor. Hatta müsaade edilmemesine rağmen girmeye çalışanlar oldu. Şimdiye kadar İçişleri Bakanlığı henüz resmi sayı açıklamadı ama polislerden, emniyetten teyit ettiğimiz bilgiye göre şu ana kadar 35 kişi de gözaltına alındı. Biri tarlabaşı, yani bir grup tarlabaşı olmak üzere, diğer grup Taksim Misakak olmak üzere toplamda 35 kişinin Taksim'e girip eylem yapmak istediği için gözaltına alındığını biliyoruz. Şu anda önemli bir noktaya yürüyoruz Emre Altun'la beraber. Burası Kazancı Yokuşu. Neden önemli? Bundan tam 47 yıl önce 34 canı yitirdik 1 Mayıs kutlamalarında. Öyle bir acı, o kadar kötü bir gündü ki aradan geçen 47 yıla rağmen yitirilen o canlar da, o gün yaşanan panik, korku ve telaş da bugün hala hatıralarımızda. Benzer olaylar, benzer provokasyonlar yaşanmasın diye 10 yıldır da Taksim kutlamaları açılmıyor. Bu yıl da açılmadı. Sendikalar küçük sembolik bir grupla bu noktaya, Kazancı Yokuşu'nda hayatını yitirenler için konulan bu sembolik noktaya karanfillerini bırakıyorlar. Ardından Cumhuriyet Anıtı'na gidiyorlar. Kazancı Yokuşu'nun önemi de o gün 77 1 Mayıs'ında etraftan uzun namlulu silahlarla ateş açıldığında panik halinde kaçılan ilk nokta burasıydı. Kalabalık halde Kazancı Yokuşu'ndan kaçmaya çalıştı bu noktaya gelen sendikalar, işçiler, öğrenciler ve
Kazancı yokuşunda park edilen bir kamyon nedeniyle çoğu da sıkışarak, nefessiz kalarak ve ezilerek hayatını kaybetti. Bakın 47 yıl geçti dile kolay, ancak hala vicdanlarda açtığı yaralar taze. 77 1 Mayıs'ından bize kalan hatıra. Bu nedenle 1 Mayıs deyince Taksim Meydanı geliyor akıllara. Olmazsa olmaz şekilde. Bu yılda disk başta olmak üzere tüm sendikalar gösteri için 1 Mayıs'ı tercih etti. Bu noktaya gelmek istediler ama İstanbul Valisi, İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandığı, yine de eylem yapmak, bayramı kutlamak isteyenler için 40 farklı noktada müsaade verildiği açıklandı. Ancak İstanbul için hiçbir sendikanın 40 noktada olsa bu noktalara başvuru yapılmadığı, talep gelmediği açıklandı. CHP lideri Özgür Özel'in de Taksim'e yürüme çağrısı var. Onu da hatırlatalım. Şu anda beklediğimiz, bir yandan Saraçhane, bir yandan Tarlabaşı, bir yandan Beşiktaş, o noktalardan yürüyerek Taksim'e gelinmesi bekleniyor. Oralarda yer alan disk başta olmak üzere diğer emek sendikalarının, şu ana kadar sadece sembolik gruplar geldi. Taksim daha sakin ama ne olacağını ilerleyen saatlerde göreceğiz.